Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgın Tayfa, hepinize iyi yayınlar diler. Ben yine ailenizin yutumunu Mustafa Göksel, yine bir yayında daha karşınızdayım. Bugün günlerden, tabii ki bugün günlerden 10 Mayıs. Şimdi 10 Mayıs gününden birçok gündemleri size biraz bahsedeceğim. Şimdi koronavirüs sürecinde herkes bir normalleşme lafıdır gidiyor. Özellikle bu normalleşmenin arasında birden yani bilinçsiz bir şekilde gibi yapılacak bir normalleşmede birden açılacak olan belirli yerlerde ikinci bir dalganın yayılması korkusu var herkeste. Tabii ki doğal olarak. Şimdi AVM'lerin açılacağı söyleniyor. Şimdi bir grup var diyor ki bir grup diyor ki AVM'leri açıyorsunuz da kardeşim işte restoran kafe kapalı sinema kapalı restoransız kafesiz sinemasız AVM'yi ben ne yapayım? Yiyip içip falan filan yapmaya sonra. Şimdi bir kısım alışveriş kısmı var. Şimdi örnek veriyorum ortalama 150 tane mağazanın ve 150 tane işletmenin olduğu bir alışveriş merkezi düşünün. Her işletmede en az 3 kişinin çalıştığını düşünün. Toplam 450 kişi eder. Bu 450 kişi bir sürü insanla muhatap olacak. Burada herhangi bir şekilde bir vaka tespit edildiğinde bu vakanın her bir kişinin örnek veriyorum özellikle İstanbul'da bir kişi 16 kişiye ulaştırdığını varsayın. Ortalama bir AVM, ortalama standartlarda bir AVM'de en az 500 tane çalışan düşünün. Bunun temizlikçileri, görevlileri, ıvır zıvır bilmem nesiyle bu 750 kişi. 750 kişi sadece çalışan. Düşünebiliyor musunuz bunun riskini? Şimdi bunu belirli kriterleri göze alarak yapılması gerekir. O ayrı konu. Şu anda yarından itibaren AVM'ler açılıyor. Tamam kademeli olarak bir normalleşmeye geçiliyor. Ondan sonra mesela berberler ve kuaförler açılıyor dendi. Tamam. Kuaförlerde şimdi ne tür kriterler olacak onu bilmiyorum ama mesela erkek berberler açılıyor. Ama makineyle işte alabilecekler tıraş olarak sakal tıraşı yasak. Sadece saç ve makineyle tıraş olabilecek. Ondan sonra şimdi ben de buna göre önlemimi aldım zaten. Benim mesela örnek vereyim ben kendi evimde tıraş makinem var. Ben zaten sakat. Şimdi makineyle oluyorum falan. Onun işte illaki sıfırdan olmam gerekirse bir makiş falan da kullanıyorum. Ayrı konu bir tek ben saç için gideceğim. Ondan sonra yani at kuyruğum odasına bakın uzadı. Ben kendi adıma bunu söylüyorum ama. Herkesin saçı sakalı işte birbirine karıştı yok uzadı muhabbeti falan oluyor da. Mesela onun dışında mesela bir gelişme daha var. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yaptı. Dedi ki işte 12 Haziran'da ligleri başlatıyoruz maçları filan. Şimdi bir sürü takımlarda sürüsüne bereket kulüp çalışanları var. Bunun antrenörü, işte masözü, top toplayıcısı, bilmem necisi, malzemecisi, tesislerde. Ondan sonra işte kondisyonerleri, teknik direktörün ve yardımcıları vesaire, teknik direktörü falan filan. Takım, yedek as oyuncular, yedek oyuncular falan filan. Kulüp yöneticilerinden tutun, kulüpler içerisinde çalışanlar edenler. Şimdi bu da geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şimdi bilim kurulu üyelerinden Profesör Tevfik Özlü, işte Alpay Azap filan konuştular. Tevfik Özlü diyor ki biz kimseye biz diyor işte kafanıza göre falan onu bunu başlatın demedik ki diyor. Biz böyle bir tavsiyede bulunmadık diyor. Ondan sonra yani bu işler danışıklı falan filan danışmadan etmeden falan işte kafanıza göre yapıyorsunuz ediyorsunuz gibisinden. Ondan sonra işte orada İşte biri Sağlık Bakanı'na topu atıyor. Sağlık Bakanı diyor işte tamamen federasyonun sorumluluğundadır diyor. İnisiyatifindedir diyor. İşte öbür taraftan bu arada FIFA bir kural çıkarmış yıl sonuna kadar koronavirüs süreci dolayısıyla. Maçlarda 3 normal resmi maçlarda işte lig maçları olsun veya Avrupa Şampiyonlar Ligi olsun. Uluslararası müsabakalarda olsun. Normalde kural şudur. 3 tane oyuncu değiştirme hakkınız vardır. Biri devre arası olmak şartıyla. Daha sonra işte ikinci yarı iki tane falan. Ondan sonra bu oyuncu değiştirme hakkını bir tanesi, ikisi devre arası olmak kaydıyla, geri kalan ikinci yarı olmak kaydıyla 5'e çıkardılar. Yılbaşına kadar falan. Ama burada önemli olan o değil. Tamam maçlar seyircisiz oynanacak deniyor. O tamam ona bir şey demiyorum ben. Ama burada şimdi öbür taraftan işte UEFA bir açıklama yaptı. Mesela bir ara dedi ki zorda olan kulüpler var. Futbol çok büyük bir gelir kapısı artık. Bir ticaret sanayi sektörü gibi oldu biliyorsunuz futbol. Yani bir transferlerde bile yüzlerce milyon euroların uçtuğu bir döneme dünya futbolu girdi. İşte yardım edeceğiz falan dedi. Ama öbür tararaftan UEFA, FIFA şu tarihlere kadar işte kardeşim ligleri bitirip şampiyonlarınızı ilan edin. Kimler nereye gidecek, kimler nereye gelecek edecek belirleyelim. UEFA'sı başlayacak şimdi önümüzdeki sezon için. Şampiyonlar gibi başlayacak. Elime oynayacak takımlar var.
Şimdi UEFA Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'nde ele oynayacak takımlar var. Ondan sonra araba yarışlarına gelince daha onlarla ilgili herhangi bir şey yok. Motorlu yarışlarda önümüzdeki sezon için neler olacak? Veya şampiyonlar kimler? Ondan sonra işte MotoGP'de kimler şampiyon? Formula'da şampiyon kim olacak? Vesaire. Ertelenen pozisyonlar oldu. Bunun dışında tabii basketbol, voleybol vesaire gibi bütün müsabakalar aynı pozisyonda. Öbür taraftan eğitim sezonu ayrı bir muamma. İşte Haziran'da sınav tarihi biliyorsunuz erken alındı. Bu sefer öğrenciler sıkıntılı duruma düştüler. Bu sefer panik oldular filan. Zaman kısaldı. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek? Tabii bir taraftan gazı almak adına, bir rahatlatmak adına filan işte efendim şey deniyor işte Milli Eğitim Bakanı dedi ikinci dönemleri doğru dürüst dedi yani eğitim dedi yarım yamalak oldu işte tamamlayamadık falan işte sınavda dedi sorular dedi %80'i dedi ağırlıklı bütün sorular hep ilk dönem konularından çıkacak falan ama bunun ne kadar garantisi var? Bu sonuçta ilk dönem konuları olsun, ikinci dönem konuları olsun veya bütün bir yılın konuları olsun. Öğrencinin kapasitesine de bağlı olan bir şey. Yeteneğine veyahut da çalışmasına bağlı olan da bir şey. Çünkü herkesin IQ'su eşit değil. Herkes üst düzey bir IQ'ya sahip değil. Herkesin farklı yetenekleri var, farklı yeterlilikleri var. Herkesin kendine yapısına göre bir kapasitesi var. Bir yeterliliği var. Şimdi ne olacak, ne bitecek süreci bekleyerek göreceğiz. Yani bekliyoruz. İşte bunun dışında 65 yaş üstüne haftada bir gün pazar günleri 4 saat çıkma izni verildi. Bana göre bu hafta içinde bir gün olabilirdi. O da şundan dolayı. Mesela en basit örnek vereyim. Benim şimdi annemin tansiyon ilaçları var. Kendi kullandığı diğer başka ilaçları da var. Annem şimdi 69 yaşında. Şimdi yazdırması gereken ilaçlar var. Aile hekimine veya doktora gitmesi gereken pozisyonlar var. Yani en azından böyle bir izin verecekseniz bir hafta içi verin de insanların ihtiyaçlarını görsün. Şimdi pazar günü kim nereye gidebilir? Resmi daire kapalı, doktora bilmem nesi vesairesi. Nasıl olacak bu iş? İlla hastaneye acil servise mi gidilmesi gerekiyor? Şimdi bazı insanlar da mesela işte hastanelerde işte ben nasıl gideceğim falan bir korkuyorlar gitmeye. İşte orası tehlikeli, burası tehlikeli falan. Bir şekilde tamam kurumlara güvenmek zorundayız. Ayrı konu. Ama ne olur ne olmaz diye insanların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarından da insanlar tedirgin. Yani bir de özellikle sosyal mesafeye uyulmuyor kardeşim. Bunu açık açık söyleyelim yani. En basit örnek vereyim. İsim vermeyeceğim. İsim kullanmadan mesela benim yakınlarımda Kocaeli İzmit adına söylüyorum ben. Çok yakınımda İzmit'imizin çok büyük bir süpermarketlerinden birine alışverişimizi yapıyoruz. Kendi altımızdaki marketten genelde ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Bulamadıklarımızı gidiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Koskoca bir süpermarkette bile yani. Sosyal mesafe falan sıfır. İnsanlar dip dibe giriyorsun ediyorsun. Mesela girinin atıyorum birkaç bir şey almaya girdi bugün. İşte herkesi dip dibe falan sosyal mesafe gözetmeden böyle haldır haldır oraya buraya yardırdıklarını görünce ben açık söyleyeyim aldığım 3-5 parça şeyle hemen apar topar koşuyorum ekspres kasaya. İşimi bir an önce görüp bir an önce çıkmanın peşine düşüyorum yani. Normal ben kendi normal siyah saten maskemi takıyorum. Maskem zaten kumaş maske olduğu için yıka kullan hesabı. Her gün eve geldiğimde o maskeyi yıkıyorum. Kalorifer petek vesaire doğalgaz işte koyuyorum ben. Zaten gece kuruyor. O ayrı konu. Onun dışında siperliğimi takıyorum. Ama hala da sosyal mesafe görmeyen lay laylım dolaşan bir sürü insanlar var. Özellikle bu İstanbul'da hiç dikkat edilmiyor. Bakın Taksim ve Beyoğlu İstiklal Caddesi için bir uygulama geldi mesela. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birbirine eşinle, dostunla, arkadaşınla dolaşıyorsun. 2 metre mesafeyle yürüyeceksin, dolaşacaksın. Zaten maskesiz çıkanlara ceza var. Burada uymayan cezasına katlanacak kardeşim. Şimdi sürekli bir herhangi bir şekilde bir şeyler eksiklik gittiğinde tamam bir yöneticinin bir yanlışını gördüğünde söylersin veyahut da eleştirirsin o ayrı bir şeydir veyahut da bir kurumun eksikliğini söylersin böyle 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 bak burada bu yanlış bu eksik
bunu düzeltin falan demek ayrı bir şey. Ama insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Her şeyi belli bir yere bağlamayın. İnsanlar da dikkat edecek. Sosyal mesafeye, kurallara uyacak. Kurallara ve talimatlara ne kadar uyulursa, önlemler ne kadar güzel alınır da sürece ne kadar duyarlı olunursa bu süreç o kadar çabuk atlatılır diye düşünüyoruz. Yani işin böyle bir biyolojik saldırı var mı vesaire falan filan, işte yapay bu mutasyonla yapay yapılmış laboratuvar ortamında bilmem ne falan filan yapılmış muhabbetlerini falan bir yana bırakıyorum şimdi. İkinci dalganın başladığı söyleniyor mesela. Güney Kore'de yeniden vakalar olduğu, ikinci dalga başladı gibisinden. Mesela Çin'de Wuhan'da işte 14 yeni vaka oldu falan filan. İşte 7 tane vaka daha tespit edildi gibisinden. Ondan sonra bir yeniden bir başlama, bir ikinci dalga süreci falan düşünün, şöyle olduğu düşünülüyor falan. Dikkat edilmesi gerekiyor. Tam anlamında normalleşme, ben Türkiye adına söyleyeyim mesela, bizden çok çok iyi durumda olan ülkeler var. Ama bizim de iyi durumda olduğumuz çok ülkeler var kendilerinden. Ayrı konu. Ama tam olarak normalleşme ve normal hayata dönüşün 4-5 ayrı kademede ve aşağı yukarı en az bir sene kadar süreceğini ben düşünüyorum. Yani bir sene kadar demeyeyim de en azından bir yılbaşı garanti gibi gözüküyor. Ve bunu bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik son birkaç bir şey daha söyleyeyim. Bugün ölü sayımız yalan olmasın 44, 45 diye gördüm. İyileşen hasta sayımız ve iyileşen hasta sayımız artıyor. Yoğun bakım hasta sayımızda düşüş var. Vaka sayılarında da tabii düşüş var ama bu insanları hiçbir şekilde aldatmasın. İpin ucu bir kaçarsa yeniden başa dönülür. Çan eğrisi zirveden düşüşe doğru geçti ama ikinci bir dalgaya karşı her an tedbir ve önlemi elden bırakmıyoruz. Koşullara göre önlemlere ve talimatlara dikkat edip izole oluyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bendeniz ailenizin YouTube'u Mustafa Göksel. Bir yayından daha müsaadenizi istiyorum. Mutlu, huzurlu, hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık ve esenle kalın.